Yok yok dur. Dur dur dur. Dur bekle. Tamam 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 sakin. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. İzlediniz zaten Savaş Dursun'la Bodrum maceramızdan sonra. Şimdi de ben Antalya'ya tekrardan geldim ve burada shore jigging ve spin disipliniyle balık yakalayacağız. Ekipmanlarımı ilerleyen zamanlarda sizlere de tanıtacağım. Umarım güzel bir şeyler denk gelir. Şimdi akşam suyuna geldim. Saat öğleden sonra 4.30 olması lazım. Çünkü Mera'ya inerken 4-5 geçiyor falandı. Evet, şimdi akşam suyuna geldik. Ekipmanlarımızı ayarlayıp atışlara başlayacağım. Hem yan kamerayla çekmeye çalışacağım hem de kafa kamerasıyla. Umarım sizler için güzel görseller alabilirim. Haydi o zaman geçelim aksiyonlara. Bakalım nasıl balıklar var, izleyelim, görelim. Orada da martılar uçuyor. Bana doğru geliyor. Umarım balık da geliyordur. Pembe beyaz jige de pembe atisleri taktım. Balık buralardan geçerse affetmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Martılar bayağı yaklaştı. Haydi martılar. Getirin bana balıkları. Önüme kadar geldiler vallahi martılar. Balık getirin evlatlarım. Şöyle bir martıların altına doğru atayım. Lan dönerek gitme be. Martılar uça uça geliyorsa var bu işte bir işledik. Genelde sürüyü kovalarlar ama. Evet arkadaşlar, dün herhangi bir verim alamadığım için bugün de Mavi Kent'te biraz daha sığ bir meraya geldim. Burada da shore jigging ve spin disiplini yapacağım. Envanterlerimi, malzemelerimi çıkardım. Şimdi sahtelerimle, jiglerimle, seveçgir dalallı sahtelerim, jiglerimle atışlara başlayacağım. Bakalım bir şeyler denk gelecek mi göreceğiz. Umarım nasibimizde bir şeyler vardır. Bize sizinle rast gelsin. Haydi bakalım o zaman geçelim balık avına.
Deep Walker 50 grama geçtim arkadaşlar. Dibe indireceğim. Dipten dibi taraya taraya çekeceğim. Dişli balıklar, dip balıkları bunu görürse affedeceğini düşünmüyorum. Düşerken bile alabilir yani, o derece etkili bir sahte. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Yine bir sabah suyuna geldim. Yani sabah suyu derken öğlen suyuna. Yaklaşık bir saattir atıyorum, tık yok. Bir saat daha atacağım. Şöyle ufak bir yemek molası verdim. Eğer balık olmazsa burayı değiştireceğim. Başka bir meraya gideceğim. Oradan da bu avı sonlandıracağım. Antalya merkeze doğru gideceğim arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü karavan işleri var. Artık karavan hayatına geçiyorum. Hem karavan içerikleri, hem kıyıdan işte balık yakalama vesaire, o tarz devam edeceğiz. Nasipse alnımızın akıyla bu işi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi sabah kahvaltımı yapıyorum. Şu şekilde ekmeğin arasına dünden almıştım salamları, dizdim. Şimdi de biraz da peynir koyacağım. Kahvaltımı yapıp atışlara tekrardan devam. Ondan sonra 4 dilim var. 2 dilimini de sonraya saklayayım. Sonra yeriz. Bir ekmeğim daha var. Sandviç ekmeği. Evet, şu şekilde yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi hazır, pratik bir kahvaltı oldu. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı yaparken de sizle şöyle bir ufak bir sohbet edelim. Bu aralar balık zayıf. Evet, onun farkındayım. Çünkü normal, hani Ocak ayına girdik. Ocak ayında, Ocak, Şubat birazcık zayıflar arkadaşlar. Ama Barracuda'ya denediğim zaman Barracuda'da sonuç alıyorum. Bu aylar tam Barracuda ayları aslında. Bakalım, Shorjing'lik birazcık tat vermiyor ama denemeye, uğraşmaya devam edeceğiz. Açıkçası su içinde oynağı bırakın arkadaşlar, yavru balık vesaire de görmüyorum. Hani yavru balıklara saldırı da olmuyor. Biz de ne yapacağız? Yavru balık sürüsü, işte onlara saldırı olan yerler vesaire. Farklı meralara gidip oraları bulmaya çalışacağım arkadaşlar. İlerleyen saatlerde görüşürüz arkadaşlar. Dalgalı havalarda genelde daha iyi oluyor ya. Dalgalı havalarda. Ben buraya tek başıma çok geldim. Hiç verim alamadım buradan. 7-8 kere geldim, adam akıllı balık alamadım. Geldiğimde de kimse yoktu genelde. Bak kaç kişi atıyoruz balık olsa. Gerçi belli olmaz ilerleyen saatlerde ya.
Aynen, o sulu adada. Balık da çıkıyor. Yazın işte Kenan abi götürdü, ne balıklar tuttum ya oradan. Bana da çok oldu öyle. Ama şu devirde şu anda genel olarak bir balık şeyi var. Zayıflığı var. Rüzgar da arkaya alınca iyi gidiyor ya cik. Kaç gram atın atın? 40. 40 normalde atmam ben. Hani az derin diye 40 atıyorum. 60'ları deneyeceğim birazdan. Vallahi. Yok yok. Öyle bir baktım da FC kolay kolay şey olmuyor ya. FC diyorum. Mesela Albright'ı içinden geçemiyorsun, atamıyorsun. Dışında bırakman lazım. FC'de şu an içinden geçirdim mesela. Bir şey olmuyor. Ben FC'yi de yeni öğrendim bu zamana kadar. Yani hiç gerek duymadım. Yani altta deve değil. Ama işte oltadan gelecek, şey kamıştan gelecek. Sabit olması lazım. Bizdeki spin kamış herhalde. Sana bir şorcik şeyi güzel olur aslında, yakışır da. Aynen. Yaza hazırlık var. Yaza bir güzel bir hazırlık yapman lazım. Çünkü şey. Harbi mi? Sağla çalışamıyorum. Solak mısın? He, sen sağa atıyorsun. Balık vurmuyor. Çok sinir oluyorum ya. Böyle balık vurmuyor ya abi. Çıldırıyorum ya. 3 günden beri Karaöz'deyim. Evimi terk ediyorum. Orada burada uyuyorum. Harcadığımız emeğin %5'ini alamıyoruz ya. Ne var acaba orada? Aynen. Genelde böyle martı gördüğüm zaman büyük orkinoslarımı hep martı varken yapıştırdım, biliyor musun? O fırtınada, o şeyde böyle martılar böyle. Aynen. Yapıştıralım bakalım bir kere de. Onlar iz sürüyor ya. Tamam abi, çekil abi, çekil abi. Şu an bak, şu an yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyor mu? He? Tamam. Abi şu durun. Tamam. Bu büyük orkinos olabilir. Abi durun, üstüme atmayın. Şeyi çantadan, çantadaki kameranın diğerini aç bro. He? Diğer kamera var ya, diğer kamerayı aç. Abi hala alma şansı yüksek. Aynen. Bro bak, onda çantanın içinde benim büyük çanta var ya. Aynen. GoPro 9 açacaksın. Şu an açık mı? Baksana bro, açık mı? Yanıp sönüyor mu? Haydi. Haydi. Kakıç verdi mi kakıç? Abi o balık bizde inşallah. Hadi. Abi orada da şeker ama. He? Orada bak, oraya gidelim çık.
Orada şey mi var? Ha? Dur abi, çekebilir miyim balığı? Dur abi. Dur. Esper ama şeye kayaya gidelim. Kayaya uzan su var. Ha? Dur. Balığı bir yüzeye çekeyim abi. Hadi abi sen de balık. Çok büyük. 7-8 kilo var bu balık. Harika be, tam bu zamanlama. Ben içinden geçtim. Büyük balık gelecek. Çok hantal bir balık. Hantal balık. O çabuk yorulması lazım. Dur. He? Yok yok dur. Dur. Dur bekle. Tamam sakin. Sakin. Aynaya geldi. Dur abi dur. He? Dur. Dur abi bekle. Dur. Gel buraya. Kakıcı al buraya gel. Gel. Gel buraya. Kakıcı al buraya gel. Ato bizde. Ato bizde. Haydi. Allah'ın izniyle biz de o. İyi oturdu yine abi. Kayalara dikkat edelim. Abi çok büyük bu. Bluefin mi bu ya? Bu bluefin mi ya? Bilmiyorum. Daha göremedim balığı be. Dur. Buna geldiği zaman serbest. Balık burada gördüm. Hani? Çok büyük. Çok büyük. Şurada. Dur. Dur abi dur bekle. Dur açsın yüzsün o. Dur. Balığı gördüm ben. Bluefin değil lan. Yok değil ama rahat bir. Oh. Hadi be. Haydi Allah'ım düğümlerime güveniyorum. İşte geldi. Geldi. Geldi abi. Bak şimdi. Parlayacak göreceksiniz. Şuna dikkat edin. Ne şurada. Ne olsun yüzeyle. Geç onu geç. Lan olsun be. Bak abi bak. Bluefin mi lan bu? Oo ne? Bluefin. Dur. Ah ipe. Şeyi sürttü. Ne olursun. Ha? Tekrar aç. Tekrar aç. O ne öyle? Dur abi. Abi hadi. Oo gel Bluefin. Bluefin. Bluefin gel. Hayır. Yapma. Hayır dur. Kakıcı getir abi. Kakıcı getir. Dur. Kakıcı getir. Bekle. Dur. Hadi abi. Hadi abi. Gel Bluefin. Oo Bluefin gel. Hayır gidiyor. Yapma. Kakıcı getir. Bluefin! Dur, kapıcı tut! Çak be! Çak be! Arkadaşlar!
Gerçekten çok büyük. Yeni olduğum yerde balık olur demiştim. Çizgili, çizgili okinos. Çizgili okinos. Efsane. Arkadaşlar 50'lik liderle çıkardım bunu. Gördüğünüz gibi şunu çeker misin abi? Şunu çeker misin? Kendim Çaynat 60 gram sardin slider. Makinem Çeviçgürt SGS 6000. Kabışım Azores 2060. Şöyle bir fotoğraf alır mısınız? Benim telefonum. Abi şöyle bir çeker misin? Of, çizgili Urkinos. Efsane bir şey. Abi rahat bir 15'i var. Üstünü bir sen elinle tartarsın. Arifsiz bir duygu. Arkadaşlar. Şöyle kucağımda. Çok iyi. Ah, harika bir şey. Allah'ım. Mahmut abi. Efsane. Hayallerime kavuştum. Kıyıdan çizgili Urkinos'la kavadım arkadaşlar. Benim telefona bakın. Aldanca. Fotoğraf çekiyoruz değil mi? Bu ne film? Dur bir tane. Fotoğraf çeksene. Hadi. Çizgili Urkinos. Allah'ıma şükürler olsun. Ah, harika bir şey. Şöyle uzaktan da göster ne kadar büyük olduğunu. Oh. Çeviçgürt'ün 50'lik. Metre yedin mi? He? Getirirsin şimdi dur. Bak onun çantada bataryası var. Ben çantayı koyayım. GoPro 8 o var. Diğeri şey yapıyor. Şu çanta bir dokun. Bir tane ne tip çantasın sen bana bul. Bakalım canlıya nerede koyuyorsun? Çanta açarsan, oraya var, varsan açar. Bir de var. Ah. Evet. Evet. Balığın bu yokluğunda açıldım şu anda. Şu anda yayındayız. Evet, herkes hoş gelmiş, sefa getirmiş. Mahmut abi, asist eçelere ne diyorsun? Efsane diyorum, başka bir şey demiyorum yani. Arkadaşlar, kıyıdan çizgili Urkinos. Evet, bir hayalim daha gerçek oldu. Gerçekten uğraştırdı, bir 7-8 dakika uğraştık değil mi? Evet, rahat hani uğraşmışızdır. Rahat uğraştık. Arkadaşlar, sardin slider 60 gram. Beyaz olanla gördüğünüz gibi 60 gram yeni model. Kendi el yapımı lastikler. Çeviçgürt SGS 6000. Az önce 20-60. Bir hayalim daha gerçek oldu. Kıyıdan çizgili Urkinos. Arkadaşlar bunun boyutunu bilmiyorum. Mahmut abi diyor ki 20 kilosu var. Bence kaldıramıyorum. Şu an üstümde. Çok mutluyum. Böyle bir şey olamaz. 50'lik lider. Mahmut abi. Şunun güzel. Allah'ım. Çok güzel oynak vardı. Asistlerimizi gösterelim. Öyle bir oturmuş ki. Çeçe. Asistler kendi elemanım. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Olay budur be. Olay budur. Balık yoktu. Gerçekten nasıl oldu anlamadık biz de. Oynak var dedi Mahmut abiler. Güzel Urkinoslar zıpladı. Attım hızlıca çektim ve abi sana bir şey diyeyim mi? Kayalar çok kuvvetli, çok keskin. Çok. Gerçekten şu an sesim kısıldı bağırmaktan. Çıkaracağımı düşünmüyordum arkadaşlar. Makineme, kamışıma güveniyorum ama abi çok kaya var suyun içinde. Önümüzde çok var. Böyle bir balığı çıkarmak gerçekten efsane. Yavrum benim. Bunu tartacağız, boyunu da ölçeceğiz. Büyük ihtimalle yazılı Urkinos'la da bu rekoru kıramam abi. Çünkü çizgili Urkinos çok kuvvetli bir balıktı. Çok. Abi hiç pes etmedi. Şöyle GoPro'ya da göstereyim. Jigimizi de ışıktan yakından alalım. Efsane bir şey ya, efsane ya. Herkese umarım daha iyi rast gelir. Mahmut abi de bu balığı 10 kiloluğunu tutmuş bir adam. Nasıl Urkinos balığının güçlü olduğunu biliyor. Evet. Gerçekten bazı yerleri çekebildik kamerayla. Bazı yerleri çekemediğimiz yerlere GoPro 9 çalıştı mı bilmiyorum ama. Çalıştı. O çalıştı. 8-10'a bak buracım. Aynen. Aksiyon çekildi. Kafa kameramda da çektik. Daha sonra şarjı bitti ama olsun. Sizinlere daha iyileri nasip olur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kahramanların, bu cengavelerin, bu hepimizin başarısı. Sağ olsunlar, bana yardım ettiler. Şöyle bir güzel, harika boyda bir çizgili Urkinos tutmama. Mahmut abi kakışladı. Çok teşekkür ederim Mahmut abicim. İyi ki varsın. Genç kardeşlerimiz geldiler, yardım ettiler. Kamerayla çekim yaptılar, ışık tuttular. İyi ki varsınız. Evet, şöyle harika bir balık, çizgili Urkinos. Rahatından bir 20'si falan var değil mi Mahmut abi? Evet.
Evet, tartacağız ve ölçeceğiz. Tekrardan şöyle gösterelim. Abi, asistler verecek gerçekten anlatılmaz. Ne yaparım? Saplanır mı abi? Yani anlatılmaz evet. Saplanır diyoruz. Mahmut abiye verelim. Mahmut abi şimdi 18 bak. 18 ve üzeri. Ciddi misin? Ciddiyim. Ağırlığından değil mi? Ağır. Abi çok ağır ya. Şuna bak tosun, ya. Tosun. Evet. Evet arkadaşlar. Harika bir şey. Burak, Mahmut abinin oğlu. Kardeşim iyi ki varsın. Bana inandılar. Ama iyi ki bu benim takıma bizim işte mi Mahmut abi? Yani beni parçalardı bu. Devam. Barakuda'ya geçiyoruz. Barakuda. Haydi bakalım. Rast gelsin. Mahmut abi. Kardeşim. Vay Kumlucalı vay. Kardeşim. Arkadaşlar bakın. Balığımızın ağzından uçan balık değil mi? Sardalya ve uçan balık yavrularından çıktı. Şu an ağzından çıktı. Sardalya yiyor. Aynı zamanda uçan balık da yiyor. Kuyruğun ucu da var. Şöyle biz açtığımızda 1 metre olduğunu görüyorsunuz. Uzun zamandır arkadaşlar kıyı avlarında gerçekten bu aralar ve kesaptı. Ama duruyorum duruyorum. Gördüğünüz gibi turnayı gözünden vuruyoruz. Sen bu sefer rast gelsin. Adamsın bro. Bir de kaçsın abi. Evet. Gençler vallahi aslansınız ya. Bakın arkadaşlar balık öyle büyük ki şöyle iki tane gencimiz daha böyle güçlü kuvvetli 16-17 var değil mi gençler? Geçik. 17,5 yaşlarında şöyle gidiyoruz aslan parçaları Emirhan kardeşim ve Burak kardeşimle beraber Hakkı kardeşim de yardım etti ekipmanları tuttu sağ olsunlar var olsunlar çıkardık şimdi bunu ne yapacağız beyler? Tartacağız. Tartacağız değil mi? Aynen. 17. Haydi. Aa, herkes tahminde bulundu. Bir tartalım. Kanı da gitti ama olsun. Tartalım bakalım. 18. Adamsınız siz adam. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Mahmut abi sizin burası neydi? İncekum AVM. Evet İncekum markette AVM'de tartacağız. Haydi bakalım tartalım o zaman balığımızı. Üstümüz başımız. Selamünaleyküm. Abicim selamlar. Hayırlı bir iş vesilesiyle geldik. Pozumuz var da onu tartacağız. Evet. Dur şimdi üstüne net olarak şey yapacağız. Önce bir balığı gösterelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar balığımız denizden suyunu da çekti markete ama markete kan akmasın. Markete kan akmasın aynen. Üstümüz aynen. Ortala. Ortaladın mı? Şöyle tut abi. Evet. Dayım gazetede çıktı. Yok yok. Değişmez bu. Değişmez mi? Abi atıyoruz.